Şimdi bu karardan sonra sayın seyirciler muhalefette kartlar yeniden dağıtılıyor. Dağıtılacak öyle görünüyor mecbur gibi sanki. Muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı kazanı kaynıyor. Dün çıkan bu kararın ardından o kazan aslında bir volkan oldu volkan. Bugün de altılı masa liderleri Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nda belki bilansının önünde... Efendim, Ekrem İmamoğlu'na destek için bir araya gelecekler. Belediye Başkanlığı'nda toplanacaklar. Belki bir konuşma da yapacaklar. Bilemiyorum. Bir program olacak galiba. E, saat dörtte. E, aday olmak isteyenler çok. Yani Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu sayın seyirciler aylardır uğraşıyor biliyorsunuz. E, Türkiye'nin yeni yüzyılını açıklıyor. Danışmanlar buluyor. Ekonomi danışmanı, siyaset danışmanları, yurt dışından danışmanlar getiriyor sloganlar hazırlıyor. Amerika'ya, İngiltere'ye, dün Almanya'ya gitti, daha Almanya'ya indi. Tekrar gelmek zorunda kaldı bu kararın ardından. Ziyaretler yapıyor. Bunların hepsi tabi adaylık için. Tam adaylığını açıklayacağının arefesinde dün yargı böyle bir karar verdi. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz Meral Akşener'in Meral Hanım'ın gözdesi. Rabbiyesir görüyorum yüzünde yüzünde demişti. Meral Hanım ısrarla ama ısrarla Mansur Yavaş'ı ikna edemeyince Ekrem İmamoğlu'na yöneldi. Ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için her hamleyi yapıyor sayın seyirciler. Dün daha karar açıklanmadan e, e, Sayın Akşener daha karar açıklanmadan geliyorum dedi. Ankara'dan yola çıktı ve bu zor gününde bu zor gününde... Ekrem İmamoğlu'nun yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geldiklerinde ben zannettim ki bir zafer kazandılar, bir başarı var, ortada bir kutlanacak bir mesele var. Güle Gülerek, sayın seyirciler e, kahkahalar atarak, eğlenerek kucaklaştılar. E, oysa Ekrem İmamoğlu mahkumiyet kararı almasına rağmen. Yani hamle, yani oyun, yani hikaye çok bambaşka bir yere evriliyor. Bu hikayede yanan taraf. Sayın Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Bakalım Kılıçdaroğlu bu saatten sonra adaylığını yani adayım demedi ama bu çalışmaları sineye çekip Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterir mi? Emin değilim. Kılıçdaroğlu aday olur. Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'na aday yapar mı? Vallahi hiç şaşırmam. Ama muhalefet kanadından muhalefet tarafından Sayın seyirciler, hareketli günler önümüzdeki günlerde daha da artacak. Onun et biliyorum. Aslında bu karar açıklanmadan dün, bu karar açıklanmadan bir gün önceye, çok değil, bir gün önce daha 24 saat geçmemişti bile. Ee, Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu, sayın seyirciler, Genel Başkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık kapılarını kapatmıştı. İkisi de başarılı belediye başkanı. Dolayısıyla işlerin başındalar, başında olacaklar demişti. Bir gün sonra Tam da kendi burada değilken böyle bir karar çıktı. İmamoğlu, İmamoğlu Candaş Tolga Işık'a sayın seyirciler aday olmak istediğini açıkça ilan etti. Buyurun konuştuğumuz meseleleri şöyle hızlıca bir toparlayalım. Bir yanda altılı masa, diğer yanda CHP. Muharefette Cumhurbaşkanı adayı krizi büyüyor. Sorun Cumhurbaşkanı adayı değil ki sorun sistemde. Ya biz sistemini değiştireceğiz Aday olmak isteyen ancak altılı masadaki ortaklarını ikna edemeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. Cumhurbaşkanlığına kimin aday olacağının çok önemli olmadığını savundu. Sistemi değiştirmek istediklerini tekrarladı. Yadırgadığım konu illa adayı açıklayın. Ali olsa ne olur, Veli olsa ne olur? Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Aday kim olursa olsun. Arkadaş sistem ne olacak? Seçilecek cumhurbaşkanı egosunu bırakıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sağlamalıdır. Kılıçdaroğlu isimleri sık sık gündeme gelen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'na kapıları kapattı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerini sürdürmelerini istedi. Kılıçdaroğlu'nun görevine devam et mesajı gönderdiği Ekrem İmamoğlu ise genel başkanına resti çekti. Katıldığı canlı yayında adaylık sorusuna cevap veren İmamoğlu, bu omuzlar her yükü taşır diyerek Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkça ilan etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iyiyim ben, başka bir göreve talip değilim demiyorsun. Öyle bir şey denir mi ya? Ya işte ben de denmez soruyorum. ya sevgili Candaş denmez. Ayıptır yani. Gerçekten ne ayıptır ahlaki değildir. E, milletimizin e, duyguları buna karar verir. Ama ben diyorum ki bu yola kendini adamış Ekrem İmamoğlu. Milletimizin teveccühünü almış Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un en yüksek oyla seçilmiş bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Ailesine mahcup olmak istemeyen, milletine mahcup olmak istemeyen Ekrem İmamoğlu diyor ki bana öyle geliyor ki bu omuzlar her yükü taşır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.